otobüs yolculuğu, otobüs yolculuğunda iki şairin konuşması. Tesadüf o gün de Haydar Erbil'in kitabını okuyorduk. Nar vardı elimde. Ondan yola çıkarak aslında yazdığım bir şiiri, otobüsü, otobüsteki konuşmaları, işte şiir, nardan süzdüğüm o şiir, şair algısı ve anlaşılmanın olanaksızlığı üzerine hislerim. Ve bunlarla oluşmuş, harmanlanmış bir şiir. Bahadır'ın en sevdiği şiirdir senin. Onu ki daha hiç yayınlanmadı biliyor musun? Onun şiirlerini daha yayınlamadım. O da kızıyor zaten. Niye yayınlamıyorsun değil mi? Buna ayrı kitap yapacağım. Neyse. Otobüs gibi düşünün. Şu an otobüsü içindeki konuşmaları da alacağız. Böyle biraz ironikli bir şiir. Bir pazartesi kentini terk eden varis. Bir pazartesi kentini terk eden valiz, iki etek, üç gömlek, siyah iç çamaşırları ve muşamba yağmurluk, yırtık sırt yastığı ve günlük gazete ekleri ve Ankara simidi, üçgen peynir ve yalnızlık dolan bacı, nar ve pudra kokan, ağzı bağlı torbalar ve tütün kokan ve yakının oyunu mu bu mağrur uzun boyun, saçı geriye jöleli kirli sakal. Üç kişi yaşamış, yaşadıysa aşkı. O, SSK işkanı ve gitar. Gördüğünden ülkenin ateşi şerhte yanar. Ve 40 derece ve yağmur sıkıntısı. Üç kitabınız var öyle mi? Anımsıyorum şiirlerinizi. Edith Piaf şarkı söylüyordu sanki. Kesin ve keskin. Okunan sözcüklerin değil de çağrıştırdığı duyguların anımsanması biraz tuhaf değil mi? Nesneyi gövdesiyle anlıyor insan. Belliğinden kopup inen bir anı, bir yangı yoksa sözcükler nesnelerin arasından akıp gidiyor. Kimselere duyurmadan. Kuşadası'nda bomba patlamış 5 ölü. Çeşme'de patlamış önce. Sırada Bodrum. Ne diyorduk? Ah evet. Sözcükle ilişkiniz bir iç patlama. Nesneyi görme biçiminizle nesnel gerçeklik arasına sığdırmaya çalışmak tüm algı ve uzlaşmaları. Bu aralığın daraldığını, nefes alamadığını hissetmek. Nesnel gerçekliğin dayatmalarına daha çok razı olmak, alışmak. Bu acımasız girdaba gömülmek. Ve sonra sıkıntıyla çana kalem yazmak, hiç soluksuz boğularak. PKK'ymış. El-Kaide'de Londra'da. Oysa okurken beli dizeler ekibiz çeker. Bunların altını çizer ve gerisini atarız. Okuduğumuz her şey sonunda bize benzer. Eksiklik hissi ve hiç bitmeyen kuşkularımız. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya, ağlatıp da gülene gidiyor olmak. Sorumlu olmaktan ne güzel kaçış. Kaçış ama asla aşkınlık ya da özgürlük değil. Hep yolda olmak, kendine dönmek, binlerce benden. Kendini bulduğunda aramak. Nereye gitsen kendini de yanında taşımak. İç taşlara çarpa çarpa geleceği aşıp geçmişe ulaşmak. Sesini kız şunun şoför mü evladım? Oysa hileli tekerlek döndükçe her ulaştığın gelecek bir başka benim geçmiş olacak. Özgürlüğe mahkum olmak demiyor mu Sartre? Oysa hep gidiyor olmakta mahkum olduğun bellisiz bir zaman mekan mefhumudur ki ayak izlerini koklamanın dışında bir özgürlük yoktur. Evladım sesini kız! Yine yanıldınız. Keçi burcuyum ben. İyimser ve kine geçmişim.